geldiniz öncelikle. Yani bu saate kadar kalıp bu sunum için beklediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Sunum APK güvenliği. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Android developer yaklaşık 3-4 sene kadar Android geliştirmeyle uğraşıyorum. Bir IT Teknopark'ta bir firmada Android yazılım geliştiriyor olarak çalışıyorum aynı zamanda. Bana ulaşıp soru sorabileceğiniz adresler bu şekilde. APK nedir? ProGuard nedir? ProGuard kullanımı ve neler yapıyoruz kısımlarını bugün anlatacağım sizlere. Hiç ProGuard duydunuz mu ya kullandığınız mı uygulamalar içinde? Öncelikle APK nedir? Şimdi APK aslında Android işletim sistemlerinde, yani Android telefon kullanan ya da Android cihaz kullanan bütün device'larda uygulama uzantısı diyebilirsiniz. Yani exe dosyası olarak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle, APK dosyalarının aslında yani uygulama dosyaları. Aynı zamanda kötü ve iyi olan tarafları var. Şu şekilde. Mesela Spotify indirmek istiyorsunuz. Spotify mesela Spotify Premium APK yazıp Google'a indirmek isteyen bir sürü insan oluyor. Ama maalesef bu tarz uygulamaların ya da güvenilir olmayan uygulamaların daha doğrusu APK'ların telefonlarınıza kurduğunuz zaman bir çok zararlı yazılımla karşılaşabilirsiniz. Onun dışında güvenmediğiniz uygulamaları tabii ki de indirmeyin. Bu süreçte Google Play Store her geliştirici için uygulamalarınızı mağazaya attıktan sonra yaklaşık bir 3 gün, yani eskiden daha kısaydı, yaklaşık bu 2 hafta süre kadar önce yeni bir guideline açıkladılar. O guideline'e göre tamamen artık yaklaşık bir 3 gün boyunca süren ve APK'larınızı detaylı olarak takip edip inceleyen bir süreç artık başladı Google tarafına. App Store kısmında da bu şekildeydi. Onun dışında APK'lar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi hiç obfuscation duyan var mı? Kullanan? Şimdi obfuscation genelde kod karıştırma olarak, yani kelime anlamı, yani tanım olarak kaynak kodların işlerini hiçbir şekilde değiştirmeden anlaşılacak derecede karıştırılmasına deniyor. Şimdi yazılım tarafında da bu şekilde, neden peki kod karıştırmaya biz ihtiyaç duyuyoruz? Yaptığınız yazılımların ticari telif haklarından dolayı, yani kaynak kodlarının bir şekilde erişilip yaptığınız bütün uygulamalarda çalınmasına sebep olabilir bu durumlar. Onun dışında performans ve efektiflik, yani uygulamalarınızda veya bütün yazılım projelerinizde hemen hemen stabillik sağlamasına neden olabilir. Şimdi Nova önüne geçmek şu şekilde. Reverse engineering, yani ters mühendislik yapılabilir uygulamanıza ve direkt fikrinizin çalınmasına neden olabilir. Aynı şekilde yine telif ticaretlere geçiyor. Şimdi bu kısmı Android'de genel olarak nasıl yapıyoruz? ProGuard denen bir kütüphane kullanıyoruz. Preemptive diye aynı şekilde ücretli bir kütüphaneleri de var sunan firmanın. ProGuard genelde Android uygulamalarınızda kaynak kodların sıkıştırılıp ve karıştırılmasına yarayan üçüncü partisi bir kütüphane. Şimdi bu ProGuard'ı Android Studio tarafından nasıl aktif ediyoruz peki? Şimdi bir uygulama yazdınız diyelim. Uygulamanızın App Gradle, yani Build Gradle kısmında Build Gradle sayfasını açtıktan sonra Build Types kısmında Minify Enabled kısmını aktif etmemiz gerekiyor. Normalde yani ilk sıfırdan oluşturduğunuz bir proje için burası zaten otomatik olarak true geliyor. Ama tabii siz kapatabilirsiniz yani. Ama tabii ki hiçbir zaman önerilmez yani. Shrink Resource şöyle. Shrink Resource sizin karıştırmak istemediğiniz, yani kaynak kodlarınızın sıkıştırılmasını istemediğiniz, aynı şekilde Minify Enabled'da kaynak kodlarınızın sıkıştırılmasına sebep olur.
Bu da uygulamalarınızın boyutlarını bir şekilde küçültür. Shrink Reserves kısmında belirttiğiniz kaynak dosyaları, yani sıkıştırılmasını istemediğiniz kaynak dosyaların ne kadarsa onun için aktif etmenize yarar. Resource kısmında da yani resource olarak bir dosya belirtip aynı şekilde onun içinde mesela hangilerini isteyip hangilerini istemediğini belirtebilirsiniz. Şu ana kadar kodları sıkıştırdık. Kodları sıkıştırdıktan sonra tamamen şu an karıştırmamız gerekiyor. Bunun için aynı yerden aynı şekilde use forward kısmını ekleyip true yapmanız gerekiyor. Bu kısmı aktif ettikten sonra ilk önce demo olarak mesela bir uygulama denediğiniz zaman veya yani boş bir proje yazdığınız belli metotlar, fonksiyonlar artık ne varsa uygulamanızın içinde onu useProvert true olarak değil false veya boş olarak yani buraya girmeyerek de aynı şekilde deneyebilirsiniz. APK dosyasını aynı şekilde açmaya çalıştığınız zaman kaynak kodların aynı şekilde açık olduğunu tamamen görebilirsiniz. Ama Probert True yapabilirseniz ondan sonra bütün kaynak kodları anlamsız isimlerle aynı şekilde ifadelendirildiğini direkt göreceksiniz otomatik olarak. Bu örnek bir uygulama. Probert False olan kısımda. Gayet dokunaklı. Yani bütün uygulamanın APK'sı açıldığı zaman aynı şekilde reverse olarak. Mesela APK açmak isterseniz veya denerseniz Google Play Store'da bu tarz uygulamalar var. Show Java isimli Google Play Store tarafında bulunan bir uygulamayla telefonunuzun içindeki uygulamaları listeleyebilir. Oradan aynı şekilde APK'sını çıkartabilirsiniz. Büyük ama şöyle büyük tabii ki firmaların yani şimdi kalkıp WhatsApp'ın APK'sını açmaya kalkarsanız veya Facebook vesaire mutlaka hani ama genelde incelerseniz bu şekilde kaynak kodlarının tabii ki false olduğu takdirde tamamen açık olduğunu görebilirsiniz. Ama false şeklinde yaparsanız bu şekilde anlamsız ve hani hiçbir şekilde anlaşılmayacak olarak görebilirsiniz. A, B, C, D, E ne yapıyor yani? O şekilde görebilirsiniz. Şimdi aslında birazcık tam yarım saatte sunumu. Tam olarak hani anlatacaklarım bu kadar. Ama sorularınız vesaire olursa dışarıda da konuşabiliriz. An konferans var yan tarafta. Evet. Bu kısım biz neler yapıyoruz şeklinde. Daha değil, daha var. Evet, yani onun dışında sorularınız varsa dışarıda da alabilirim. Şimdi biz neler yapıyoruz kısmını an konferans kısmında aynı şekilde kalmanızı öneririm. Yani ciddi cizmir nedir, neler yapar? Ciddi cloud cizmiri yeni kurdum. Aynı şekilde neler yapar? Bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Ulaşabileceğiniz adresler Slack alanından aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Meetup'tan, sosyal medya hesaplarından. Yani dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ya ilk sunumumdu, kusura bakmayın. Birazcık heyecanlıyım, birazcık da yorgunum. Sorularınız olursa aynı şekilde dışarıda şey yapabilirsiniz. SweetChurch nerede oldu? SweetChurch şöyle IO'da, Google IO'da, San Francisco'da, Google Store'dan almıştım ama şöyle kendiniz de yapabilirsiniz. Yani PSD dosyası da tasarım olarak mevcut yani var. Var mı? Tabii tabii. Mail adresini buradan görürseniz bana her türlü yani PSD dosyası da koşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.